Çocuk koruma merkezleri, özellikle ben üniversiteden bahsedeceğim. Çocukların korunması alanının tümünü düşünün. Yani önleme faaliyetlerinden, koruma faaliyetlerinden, tedavi ve rehabilitasyon, araştırma, eğitim, bütün faaliyetleri bir yerde toplayacak bir merkez olması lazım. Dolayısıyla üniversiteler bunu yapabilecek bir merkez. Ben de üniversitede çalışırken böyle bir fikir oluşmuştu. Aşağı yukarı 50-60 üniversite öğretim üyeleriyle birlikte bunlar değişik dallardan ne yapabiliriz diye. Çünkü üniversiteler bu işin içerisinde olması gerekiyor mutlaka. Herkes üniversiteleri sadece araştırma yapan, eğitim veren kurumlar olarak diye düşünür. Halbuki biz toplum için de çalışmalıyız. Yani toplumun sağlığı için, toplum sorunlarını da önlemek için ve o sorunlara çözüm bulmak için. Çocuk koruma alanında genellikle istismar ve ihmal tabii daha ön planda oluyor. Bu kurulan merkezler, üniversitelerde eğer tıp fakültesi varsa hastaneleri oluyor. Dolayısıyla bütün bu çalışmalarla birlikte direkt birebir çocuklarla uğraşabilmemiz için hastane içinde bir birim kuruyoruz. O birime isteyen müracaat edebiliyor. İsteyen, yani çocuklar için konuşuyorum, şüphesi olan, soru sormak isteyen başvurabiliyor. Yani bireysel bir sıkıntısı varsa, ne bileyim bir ihmal şüphesi varsa, bir istismar şüphesi varsa veya çözemediği bir problem varsa buraya başvurabiliyor. Biz ona birim diyoruz. O birimin içerisinde de devamlı çalışan psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, hekimler, hekimlerin alt dalları, hemşireler, sekreterya öyle bir ünite oluyor. Bu ünite çok temel, yani hastane temelli bütüncül yaklaşım yapıyor. Yani oraya gelen birisi dış halkalarda da sosyal hizmetler alanında, belediye alanında, ne bileyim okul alanındaki ilişkilerini sürdürebiliyor. Adalet sisteminden, emniyet sisteminden böyle bir çalışma. Şu anda Türkiye'de 12 üniversitede çocuk koruma uygulama ve araştırma merkezleri var. Ve onlar çalışmalarına devam ediyorlar. Bu arada bir de çocuk izlem merkezleri vardır. ÇİM diye geçiyor. Çocuk izlem merkezleri de Sağlık Bakanlığı'nda oluşturulan, özellikle cinsel istismara uğramış çocukların görüşmelerini ve raporlamalarını yapan merkezler. Onlar da sayıları artıyor. Ve Adalet Bakanlığı ile beraber çalışıyorlar. Öyle de bir uygulama var. Bütün bunları faaliyetlerini güçlendirmek, yaymak, anlatmak için bir de derneğimiz var. O da Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği. Bunu sadece üniversiteler için düşünmüyoruz. Ben bir çocuk koruma merkezi veya birimi diyor, kim diyorsa elimizden geldiği kadar destekliyoruz. Çünkü buradaki bilgi beceriyi aktarmaya çalışıyoruz. O çok net olarak biliniyor.